Sıkı bir şekilde devam ediyordu ee, ve tabii ki e, Çin'de yaşamak o dönemde bir yabancı için, hele de yeni gelen bir yabancı için çok büyük zorluklar içeriyordu. Ee, biraz burada anlatacaklarını zor yoldan tecrübe etmiş bir kişi olarak paylaşacağım ee, ve bir yandan da sizin bunları çok daha kolaylıkla aşmanızı e, tabii ki istiyorum. E, o yüzden de e, bu sunumu yapacağım için çok mutluyum. E, en ufak bir faydası size olursa bu sunumun ben e, çok mutlu olacağım. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, etkinliğin sonunda sorularınız için genişçe bir vaktimiz olacak. E, ben sunum yaparken not almak isteyebilirsiniz. Bazı böyle ipucu, pratik, hap bilgiler de vereceğim. E, ama kaçırırsanız etkinlik sonunda da tabii ki sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Olabildiğince de interaktif bir e, sunum ve e, toplantı olmasını diliyorum. Ve e, izninizle başlıyorum. Altı maddemiz olacak bugün. E, birincisi Çin'de yabancı olmak. İkincisi Çin'de dijital ödeme sistemleri. E, üçüncüsü yemekleri konuşacağız. E, daha sonra toplu taşıma ve e, Çin'de ulaşımı konuşacağız. E, daha sonra yurtlarda yaşam ve e, yurtların dışında eğer isterseniz ev kiralama seçeneklerini ve son olarak da e, alışveriş yapma ile ilgili Çin'de pratik bilgiler paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, i̇lk sunum başlığımız e, Çin'de yabancı olmak. Şimdi e, çok farklı bir ülke, çok kültürel farklılıkları olan bir ülke. Sosyal normlar ve davranışlar olarak da çok önemli. Ben bana Çin'i soran insanlara ilk olarak şu iki e, şeyi veriyorum, kavramı söylüyorum. Çin, en e, pozitif özelliği, içinde yaşaman en pozitif özelliği çok güvenli bir ülke olması. E, negatif özelliği de bürokratik bir ülke olması. E, Çin'de karşılaşacağınız her şeyde e, şunu düşünebilirsiniz. Ben çok güvenli bir ülkedeyim. Başıma hırsızlık, işte gasp, taciz, aklınıza gelebilecek herhangi bir olayın gelme ihtimali e, dünyada herhangi bir ülkede gelme ihtimalinden daha düşük. E, geldiğinizde de bunu gözlemleyeceğinizi düşünüyorum zaten. O yüzden Çin'e gelirken çekinceleriniz çok az olmalı. En azından güvenlikle ilgili. Çin biraz bürokratik bir ülke. Negatif özelliği. Bu özellikle yabancıları bazen yıldırabilen böyle bezdirebilen bir konu. Ama bununla ilgili baş etme konusunda da tavsiye ederim olacak. Kültürel farklılıklar konusunda ikinci konu dil bariyeri. Şunu bilmemiz gerekiyor Çin'e gelirken. Çinlilerin çok küçük bir kısmı İngilizce biliyor ee, ve e, bu da iletişim konusunda siz Çince öğrenene kadar çok büyük bir problem yaratıyor. Belki üniversitede hocalarınızla İngilizce konuşma konusunda sıkıntı yaşamayabilirsiniz ama kampüste arkadaşlarınız dahil olmak üzere veya sokakta alışveriş yaptığınız restoranda, dükkanda, bakkalda, her yerde bu dil bariyeri karşımıza ilk başta çıkacak. O yüzden öğrendiğimiz her Çince kelime e, bizim orada Hayat kalitemizi yükseltiyor. O yüzden birinci tavsiyem gelecek arkadaşlarımızın en azından böyle pratik kalıpları, bir restoranda sipariş verme, bir alışveriş, bir yol sorma gibi kalıpları olabildiğince hızlı öğrenmesini tavsiye ediyorum. Emin olun faydasını göreceksiniz. İkincisi bunu başta söylemekte fayda var. Ben Çin'e geliyorum ama bir Türk vatandaşı olarak orada muhataplarım kimler? Eğer başıma bir şey gelirse yani dünyanın bir ucu sonuçta kimlerden destek alabilirim diye düşünüyorsunuzdur burada Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğimizin Pekin'de bir acil durum telefonu var bildiğim kadarıyla bir benzeri de Şangay'da var etkinlik sonunda soru cevap kısmında arkadaşlarımız bu numaraları chat kısmından paylaşırlar Çin'de yaşayacağınız acil durumlarda sağlık sorunu olabilir veya işte vatandaşlıkla ilgili başka problemler olabilir başınıza bir şey gelebilir Pekin Büyükelçiliği size yardımcı olacaktır eğer acil durum numarasına ulaşırsanız. Eğer başka daha e, özel e, şeyleriniz varsa, sorunlarınız varsa onların yardımcı olamadığı e, Türk Öğrenci Birliği'nin WeChat gruplarında yer alarak, onun da arkadaşlarım yine nasıl e, girebileceğiniz paylaşacaklar chatte Türk Öğrenci Birliği'nin WeChat gruplarından her türlü sorunuzu iletebilirsiniz. E, orada bir dayanışma içerisinde çözmeye çalış, e, çalışacağız. Daha sonrasında bu ilk gelecek arkadaşlarımızın acil e, tabi bilmesi gereken şeyler. E, Çin'de vize türleri ve başvuru süreci. Burayı kısa geçmeye çalışacağım olabildiğince. Öğrenciler için X1 ve X2 şeklinde iki farklı vize var. E, bu süreç önce e, online bir formun doldurulması. Daha sonrasında da bu form ve istenen bazı bilgilerle birlikte, bazı belgelerle birlikte e, Ankara'da Büyükelçiliğe, veya İstanbul'da konsolosluğun e, ofisine e, giderek yapılıyor. Yaklaşık 2 saat sürüyor. E, toplamda da 10 iş günü alıyor. Biraz önce beklerken bir arkadaşımız chat kısmında sormuştu. 10 e, iş günü içerisinde genelde üniversiteden kabul aldıysanız olumlu şekilde sonuçlanıyor. E, bu vize. Vizemiz sadece Çin'e gidene kadar geçerli geldiğimizde uçaktan indikten sonra ilk ne yapmam gerekiyor benim diye düşünüyorsanız ilk yapmamız gereken şey bir gün içerisinde karakola gidip ben burada ikamet ediyorum diye bildirim yapmak. Eğer üniversitenin yurdunda kalıyorsanız genelde üniversite hocaları bunu sizin için yapıyorlar veya sizi yönlendiriyorlar. Orada endişe etmenize gerek yok zaten yönlendiriliyorsunuz. Ama eğer başka bir yerde yaşıyorsanız mesela biliyorum şu an toplantıda olup yurda gitmeyecek arkadaşlar, arkadaşlar var. Onların kaldıkları yere en yakın karakola gidip ben burada kalıyorum diye bildirim yapması gerekiyor. Bu önemli bir şey. Yapmazsanız daha sonra sorunla yol açabilir. Daha sonra Çin'e girdikten 30 gün içinde oturum izni almamız gerekiyor. Bu da çok kritik bir bilgi. Bazı kişiler bunu atlıyorlar. 30 gün içinde oturum iznine başvurulmazsa içinde bu sefer kaçak statüsüne düşüyorsunuz e, ve yine başınıza problemler açabiliyor. Okulunuz yine bu konuda sizi genelde yönlendiriyor. Gerek yurtta kalın gerek dışarıda kalın e, okulunuzun yönlendirmelerini takip edebilirsiniz. E, 6 ay ve bir yıllık periyotlarla da bu oturum iznini yenilemeniz gerekiyor. Bu da basit bir işlem. Hiç sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. E, bir ön bilgi olarak bunları söylemiş olayım. Çin'e ilk geldiğimizde bir kültürel şok yaşayacağız. bu mesela bir örnek vereyim ben. Çin'de eğitime ilk başladığımda sınıf arkadaşlarıma bir laboratuvarda 6-7 Çinli ile birlikte işte bir masadır birlikte çalışıyorduk. arkadaşlarım her sabah gittiğimde günaydın, good morning, hello falan diyorum. i̇şte İngiliz, Çinlilerim de söylüyorum. Hiçbir cevap vermiyor. Başlangıçta beni hiç sevmediklerini düşünmüştüm. Yani Türkiye'de çünkü bir ofise girseniz ve günaydın merhaba deseniz ve size hiç kimse cevap vermezse kendinizi muhakkak kötü hissedersiniz. Sizde bir problem olduğunu düşünürsünüz. Ama mesela bu Çin'de çok normal bir durum ve Çin kültürünün bir parçası. Onlarda böyle bir alışkanlık yok. O yüzden bunun gibi veya birçok başka konuda gittiğimizde bir şok yaşayacağız. E, bu şokla başa çıkmanın e, en kolay yöntemi e, buranın farklı bir kültür olduğunu kabullenmek. Yani e, ve e, şöyle de söyleyebilirim. E, Çin'de yaşarken kendimizi Türkiye'deymiş gibi beklentiler içine sokmamamız gerekiyor. Beklentilerimizi yabancı bir ülkede olduğumuza göre şekillendirmemiz gerekiyor. E, son madde olarak Çin kültürünü ve tarihini anlamak diye bir şey ekledim burada. Bu da önemli. Bu biraz Tabii böyle kısa bir toplantıda birkaç cümleyle aktarabileceğim bir şey değil ama e, Çin e, tarihi çok büyük yoksulluklardan, çok uzun savaşlardan e, gelmiş bir ülke ve bir toplum e, ve şu anda e, siz de muhakkak takip ediyorsunuz, e, sosyalist bir yönetimle e, ve insan odaklı bir yönetimle yönetiliyor ve Çin'e indiğinizden itibaren bunu e, bu yönetimin aslında başarısını kendileri özelinde, insan odaklı olmasını, şehirciliğinden tutun, insanların arasındaki uyuma kadar hissedebiliyorsunuz. edebiliyorsunuz. Ee, Çin'i Çin anlamak için biraz da tarihini de araştırmanızı geldikten sonra veya gelmeden önce tavsiye ederim. Yine adaptasyon sürecinizi çok hızlandıracaktır. Çin'in yönetimini, Çin'in tarihini e, okumak e, inanın çok faydalı oluyor. Diyorum ve e, ilk maddemizi böylece tamamlamış oluyoruz. İkinci kısımda e, dijital ödeme sistemlerinden e, konuşalım biraz da. Niye dijital ödeme sistemleri diyorum? Çünkü başka bir ödeme sistemi kullanılan ciddi anlamda Çin'de şu anda yok. E, bir arkadaşım sormuştu mesela şu an toplantıda e, Melih. E, gelirken yanımda nasıl nakit para getireyim, ne kadar para getireyim diye sormuştu. Ben de ona olabildiğince getirmemesini önerdim çünkü kullanılmıyor. E, Çin'de e, Aylar boyunca yaşayıp hiç Çin'in nakit parasını görmeyebilirsiniz. Ee, peki ne kullanılıyor? Ee, kredi kartı da kullanılmıyor. Ee, onun yerine dijital ödeme sistemleri burada yazdığı gibi esas olarak WeChat Pay ve Alipay kullanılıyor. Ee, Alipay Euro 2024'ün de sponsorlarından biriydi. Orada tabelalarda bolca gördük, aşina olduk. Ee, şimdi Çin'e ilk geleniniz arkadaşlar için ben oraya geldiğimde nasıl ödeme yapacağım? Aç susuz kalmayayım diye endişe ediyorsunuz. Şu an söyleyeceğim şeyi çok can kulağıyla dinlemenizi öneririm. Çin'e ilk geldiğinizde siz ne WeChat Pay'e ne Alipay'e tam anlamıyla, tam fonksiyonlarıyla payit olamayacaksınız. Çünkü bir banka hesabınız ve oturum izniniz olmayacak. Bu, bunlar zaman alan şeyler. Banka hesabı ve oturum izni yaklaşık 2 hafta kadar sürenizi alabilir. O yüzden ilk geldiğinizde dijital ödeme yapmak istiyorsanız Alipay'in e, yabancı kartları yani master ve Visa'yı sıtlı şekilde kabul ettiği bir yöntemi var. Alipay'e giriyoruz. İlk yapmamız gereken şey real name authentication yani gerçek isim doğrulama dediğimiz e, durum. Burada sizden pasaport bilgilerinizi ve pasaportunuzun fotoğrafını. Bu Alipay uygulaması içinde yüklemenizi istiyor. Son derece güvenilir bir uygulama, gönül rahatlığıyla yükleyebilirsiniz. Daha sonrasında ikinci adımı da herhangi bir size veya bir yakınınıza ait bir Mastercard veya Visa kartı burada bilgilerini girmek İşte kart numarası ve diğer şeyleri giriyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Daha sonra tamamen orada kartınız üzerinden Küçük bir komisyon, %2'lik bir komisyon vererek alışveriş yapabiliyorsunuz. Kendi banka kartınız açılana kadar ve Alipay WeChat'ı tam anlamıyla açana kadar bunu yapmanızı şiddetle öneriyorum. Ben zamanında bilmiyordum, yapmamıştım ve çok zorluk yaşadım. Umarım siz çekmezsiniz. Şimdi bu dijital ödeme sistemleri günlük hayatta nasıl kullanılıyor? Bütün marketlerde, restoranlarda, sokakta az görüyorsunuz ama e, az da olsa dilencilerde yani dilenciler dijital ödemeyle QR kod tarayarak para kabul ediyorlar. Bunun iki yolu var. Birincisi zaten restorana gittiğinizde veya bir ödeme yapacağınız zaman onlar size söylerler direkt. Sen beni tara veya ben seni tarayayım şeklinde. E, iki seçeneği var. Bir tarama ekranı açıyorsunuz. Onun QR kodunu tarıyorsunuz girmek iste yani vermek istediğiniz miktarda parayı yazıyorsunuz oraya. Okey ya basıyorsunuz. Para sizin hesabınızdan onun hesabına transfer oluyor. Veya siz telefonunuzda bir QR kod açıyorsunuz. Yine bu Alipay ve WeChat Pay'in içinden. Onlar sizin telefonunuzu kameralarıyla tarıyorlar ve e, böyle bir, bir alışveriş olmuş oluyor. Çok kısa zamanda alışabileceğinizi düşünüyorum. Ama ilk girişinizde çok yaşamayın diye söylüyorum. E, dediğim gibi her yerde bu geçiyor. Ee, şunu çok soran arkadaş oldu. Geldiğimde ben oraya RMB mi getireyim, TL mi getireyim, dolar mı getireyim diye. Veya ben Türkiye'den e, Çin'e nasıl para aktarabilirim şeklinde. Şimdi birincisi şu. İlk geldiğinizde eğer bir iki gün içerisinde bir ödeme yapmak istiyorsanız. Örneğin e, burslu olmayıp işte okul parası ödeyecek insanlar veya... Yurt depozitosu ödeyecek arkadaşlar oluyor. İlk gününde hemen yapması gerekiyor bunları. Ee, i̇lk günlerinizde dolar bozdurmanız Çin'de çok zor. Çünkü banka hesabınız olmadığında bir kur değişimi yapmak orada. Türkiye'de böyle çok pratik bir işlem ya. Her yerde birkaç saniye içinde yapabilirsiniz. Çin'de bu 100 dolar için bile 6 saat 7 saat sürebiliyor. Bireysel olarak şahsen yaşadım o yüzden söylüyorum. Dolar dönüştürmeyi başlangıçta düşünmeyin. Ama banka hesabınızı açtıktan sonra bir iki hafta içinde rahatlıkla bir banka şubesine gidip dolarınızı verip e, bozdurabilirsiniz. E, bu kolaylıkla yapılabiliyor. İçiniz rahat olsun. Sadece ilk bir iki hafta çok zor. O sırada nasıl yapabilirim diye düşünüyorsanız eğer Türkiye'den para aktarmak için birkaç yöntem var. E, o sırada nasıl yapabilirsiniz? Alipay'in bu biraz önce bahsettiğim Mastercard Kullanma özelliğini kullanabilirsiniz. Veya illa RMB çevirip götürmek istiyorum diyorsanız İstanbul'da kapalı çarşıda bazı döviz büroları RMB Yuan veriyorlar. Ama Türkiye'nin birçok yerinde çok zor bulunuyor. Benim bildiğim sadece İstanbul kapalı çarşı var. Bilen başka arkadaşlar varsa çete yazabilir yine. Ee, Türkiye'den para aktarmak peki? Hani dolar bozdurmak değil de ailem bana para yollamak istiyor diyelim ki. Ee, nasıl yollayabilir? size gitmeden önce e, şunu kesinlikle yapmanızı öneriyorum bir ICBC Türkiye hesabı açmak eğer ICBC Türkiye hesabınız olursa e, kartınızla birlikte Çin'deki ATM'lerden para çekebiliyorsunuz yani Türkiye'den yatırılmış Türkiye'de ATM'den yatırılmış bir parayı doğrudan Çin'deki ATM'den çekebiliyorsunuz ICBC bir Çin bankası olduğu için veya ICBC'nin Chinex adında bir transfer hizmeti var. Bu hizmeti kullanarak aileniz size daha büyük miktarlarda da sağlığın okul kayıt parası gibi miktarlarda parayı da yollayabiliyor. China'nın China'sı sonu EX e, diye yazılıyor. Yine bu da not alabilirsiniz. Şimdi e, üçüncü kısımda biraz yemekler hakkında konuşmak istiyorum. E, yemek e, kültürü Çin şey, Türkiye'de de biliyorsunuz geniş bir coğrafyada e, güneydoğu mutfağından tutun Ege mutfağına Karadeniz mutfağına çok farklılıklar gösteriyor. E Çin yüz ölçümü olarak e, Türkiye'nin e, 12 katı bir ülke ve 56 farklı etnik grubun yaşadığı bir ülke. Bu nedenle çok geniş bir e, mutfak çeşitliliği var. E, bu e, örneğin Sichuan bölgesine giderseniz, e, böyle mala diye bilinen, ağzı uyuşturan bir acının bütün yemeklere konduğu, e, işte kanton bölgesine daha güneye giderseniz, daha böyle şekerli yemeklerin, yemeklerin içine hep böyle yani dana eti pişirirken bile şeker karıştırılan bir mutfak e, veya e, kuzeydoğuda Sincang bölgesine giderseniz, Helal yemeklerin, çok daha Türkiye'ye benzeyen kebapların, ta, e, kuzu etlerinin vesaire olduğu mutfaklar yaygın. E, bir güzellik şu, bu mutfakları e, Çin'de her yerde, yani Pekin'de yaşıyorsanız, e, Çin'in bildiğim kadarıyla e, 9 olması lazım, 9 farklı mutfağı var. E, bizdeki Güneydoğu Ege mutfağı gibi düşünebilirsiniz. Bu 9 mutfağı da her şehirde bolca bulabiliyorsunuz restoranlarda. Ee, ve e, en önemlisi, birçoğumuz üniversitede kampüs içerisinde yaşayacak, üniversite yemekhanelerini kullanacak. Ee, üniversite yemekhaneleri şimdi gerçekten çok çeşitli yemekler. Türkiye'deki gibi tablodut yemek değil. Ee, yani bir öğle yemeğinde seçebileceğiniz ortalama bir üniversitede bir öğle yemeğini seçebileceğiniz 300-350 çeşit en az yemek vardır. Bu bazı yerlerde artıyor, bazı yerlerde azalıyor. Ve fiyatları çok uygun. Yani 45 TL ile 90 TL arasına çok kaliteli yemekleri bu üniversite yemekhanelerinde yiyebilirsiniz. Para biriktirmek için bu çok iyi bir fırsat. Üniversite yemekhanelerini olabildiğince kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi burada tabii Türkiye'den de çok farklı bir yemek kültürü var. Bazılarınızın bundan çekindiğine eminim. Benim katılanlar arasında... Bunu böyle yani yemek konusunda e, böyle e, yine Çin'e çok çekinerek giden ama daha sonra alışan bir arkadaşımız var. E, Kibele Sutaşçı. O da bizim e, yöneticilerimizden Türk Öğrenci Birliği'nde. E, eğer müsaitse kamerasını açıp o mesela nasıl farklılıklar yaşanıyor kahvaltılar, tatlılar, işte e, baharatlar o konuda düşüncelerini paylaşabilir. Selamlar herkese arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor tamam teşekkür ederim. Ya yani Şimdi yemek konusu bana gelince bir kötü hissettim kendimi. Çünkü ben pek içindeki yemeklere alışabilmiş bir insan değilim. Ee, bazı zorluklar var gerçekten. Onu kabul ederek gitmek lazım. Benim yaşadığım en büyük zorluklardan biri... Ee... Özellikle kahvaltı önünde ya da yemeklerin yanında peynir ve yoğurt gibi yiyeceklerin tüketilmiyor olması Çin'de. Yani elbette bunlar ulaşılamaz değil. Ee, özellikle internet üzerinden alışveriş yapmaya başladığınızda e-ticaret sitelerini ya da uygulamalarını keşfettiğinizde göreceksiniz. Tahsildar ola ezme peyniri bile var Çinde. <laughs> Geliyor yani birkaç gün içerisinde evinize Ama normal bir markete gittiğinizde, süpermarkete gittiğinizde, Tatlı olmayan bir yoğurt bulmak örneğin çok zor. Ve onların kültürlerinde bu yer almadığı için herhangi bir restorana, Çin restoranına gittiğinizde de menüsünde bu tarz ürünleri içeren e, yiyecekler ya da e, yancılar da diyebilirim mesela bulamayacaksınız. Çok nadiren de olsa işte e, pizzalarda ya da daha böyle Avrupa tarzı yerlerde işte patates kızartmasının üstünde falan e, belki bazı peynir çeşitlerini görebilirsiniz. Ama onun dışında çok az var. Ama bunun dışında özellikle benim damak tadıma uygun olan birçok yemek seçeneği de var Çin'de. Mesela mantı çok severim. Çin'de de dumplingler var. Bizim İngilizce'de dumpling diye bildiğimiz, Çin'de de denen. E, bu yiyecekler gerçekten bizim kültürlerimize paralel yiyecekler bence. Ben öyle düşünüyorum. Ya da bizim mutfağımıza paralel yiyecekler. Yine az önce Çağlar'ın bahsettiği gibi, çok sayıda Müslüman restoranı var Çin'in çeşitli bölgelerinde her şehirde her sokakta belki restoranların olduğu bir Müslüman restoranına denk gelebilirsiniz onların da yiyecekleri daha çok bize yakın yiyecekler yani şiş şiş kebap tarzı yiyecekler var, et ürünleri var, daha böyle salataları var mesela. Çin'de çok salata göremezsiniz. Genelde steamed yani buharda pişmiş sebzeler görebilirsiniz ama bu tarz restoranlarda taze salatalar da görebilirsiniz Müslüman restoranlarında. Çok uzatmayayım ben. Hani bazı farklılıklar olacağını kabul ederek gelmek lazım içine. Ama dediğim gibi e-ticaret uygulamaları sayesinde zaten birçok ürüne doğrudan Türk markası olan birçok ürüne de ulaşabiliyoruz. Bulgur, salça bunları soranlar çok oluyor. Var mı yok mu diye evet var. Öncü biber salçası aldım bir kere ben. <laughs> yani o yüzden bu tarz ürünleri bulabilirsiniz internetten. E, bunları da paylaşıyoruz biz. E, Töbün WeChat gruplarında. Genelde yoğurt bulan paylaşıyor mesela öyle şeyler oluyor. Siz de buldukça paylaşırsınız geldikten sonra. Onun dışında da yemeklere alışacağınızı düşünüyorum. Biraz Acı birazcık da fazla baharat kullanımı olan bir mutfak, Çin mutfağı ama bölgeden bölgeye o da çok değişiyor çağların söylediği gibi. Zeytinyağı durumları nasıl? Zeytinyağı var, zeytinyağı var. Farklı yağ türleri de var ama zeytinyağı var. Zeytinyağı yanlış bilmiyorsam daha çok İtalyan markaları var ama zeytinyağı kullanılıyor. Yani herhangi bir süpermarkette de bulabilirsiniz ama bir tık diğerlerinden daha pahalı oluyor. Onu da aklınızda tutun. Böyle şimdilik benim ekleyeceklerim. Çok teşekkürler ki böyle ee, çok iyi oldu senin söz aldığım. Ee, bu arada gelirken e, bazı arkadaşlarım sucuk getirebilir miyim, pastırma getirebilir miyim diye soruyor. Ee, kesinlikle et ürünlerinin girişinde et ve süt ürünleri peynirde de e, sıkıntı yaşayan arkadaşlar olduğunu biliyorum. Et ve süt ürünü bulduklarında gümrükte atıyorlar içine girişler kısmında. Ee, o yüzden getirmemenizi öneriyorum, boşa gitmesin. Ee, Çin'de satılıyor. Sucuk da satılıyor, pastırma da, hepsi satılıyor yani aklınıza gelebilecek. Şimdi arkadaşlar, toplu taşıma ve ulaşım, bunu niye anlatıyorum? Çin'e ilk gittiğinde taksi çevirmek için 3,5 saat ışıkların altında bekleyen bir arkadaşınız olarak bu maddeyi buraya eklemek istedim. Umarım siz bunları yaşamazsınız. Çin'de ulaşımla ilgili bilmemiz gereken birinci şey, artık nereden nereye giderim diye düşündüğümüzde Google Haritalar yok. Google zaten içinde yasaklı. VPN ile girseniz bile Google Haritalar şey değil. Doğru çalışmıyor şimdi. Onun yerine aslında çok daha güzel, fonksiyonel Baidu harita ve E-E-A harita yani Amap adında iki uygulama var. E, rica etsem Utka arkadaşımız e, Çin'celerini de yazabilir. Geldiğinizde bu iki uygulamayı indirebilirsiniz e, Play Store'dan veya APK olarak da indirebilirsiniz. E, Çin'de harita uygulaması olarak bu ikisi kullanılıyor. E, sonra toplu taşıma olarak Çin'in hangi şehrine giderseniz gidin inanılmaz geniş böyle örümcek ağı gibi bir metro ve otobüs e, sistemi olduğunu göreceksiniz. Nüfus kalabalık olmasının etkisi biraz da. Ama gerçekten çok iyi planlanmış Çok fonksiyonel. Ee, her yerden, böyle Pekin için örnek vereyim. Ee, bulunduğunuz her konumdan e, en yakın metro istasyonu en fazla yürüyerek 10 ila 15 dakikadır. Ee, yine ücretleri çok uygun, çok cüz'i. Ee, bunları kullanabilirsiniz. Zaten bu Baidu Map'te mesela bir yere nasıl gideceğinizi sorduğunuzda size e, çok detaylı bir anlatım yapıyor. Yani metrodan Metroya bin, şu otobüse aktar, oradan yürü, oradan taksiye bin gibi ve çeşitlendirilmiş öneriler veriyor. Tek bir öneri değil de arasından siz seçiyorsunuz. Ee, peki nasıl bineceğiz bu toplu taşımaya? Metroya binmek için ilk gittiğinizde biraz önce bahsettiğim şeyi kullanabilirsiniz. Ee, Alipay uygulamasını. Alipay'in içerisinde bir e, transportation kısmı var. Ona girdiğinizde size e, üç tane seçenek sunuyor. Bir tanesi e, metro, bir tanesi otobüs, bir tanesi de bisiklet olması lazım. E, metroya ve otobüse bineceksiniz mesela. Onu seçiyorsunuz. E, ekranda bir QR kod oluşuyor. Onu da otobüse binerken e, cihaza nasıl Akbil okutuyorsanız veya işte İzmir Kart okutuyorsanız kart okutur gibi QR kodu yüzeye okutuyorsunuz ve biniyorsunuz. E, çok yaygın başka bir ulaşım yöntemi bisiklet. E, ama nasıl bisiklet? Paylaşımlı bisiklet. E, herkesin bireysel bir bisiklet almasından ziyade e, son adım ulaşım yani last mile transportation konusunu e, yani metrodan indiniz evinize gitmeniz 20 dakika yürüme mesafesi. Bunu çözmek için paylaşımlı bisiklet e, olayını geliştirmişler. 3. E, üç... Dört farklı şey var. Sağlayıcı var. İşte Meituan. Çin'de farklı şirketler var. Birisi mavi, birisi sarı, birisi yeşil renkte. Gelince bolca göreceksiniz. Bunların bisikletlerine çok cüzi bir ücret karşılığında. Aylık üyeliği yanılmıyorsam 10 ila 15 yuan gibi bir şeydi. Binebilirsiniz. Bisikleti taratıyorsunuz. QR kodunu taratıyorsunuz bisikletteki. Kilidi açılıyor. Biniyorsunuz. Bisiklet yolundan, daha sonra gittiğiniz istediğiniz yerde kaldırıma koymak şartıyla bisikleti bırakıyorsunuz ve işinize devam ediyorsunuz. Çok pratik, kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi taksi konusunda Türkiye'deki taksi sisteminin tamamen tersi. Başta da söyledim, öyle yolda durup elinizle uzatıp taksi çevirmeye çalışmayın kesinlikle durmazlar ayağa. Çin'de taksiler %99'u sadece uygulama üzerinden çağırabiliyorsunuz. Bunun için hali hazırda bu yukarıda söylediğim Baidu ve diğer e-map uygulamasını kullanabilirsiniz. Onların içinde taksi çağırma seçeneği de var. Oradan çağırabilirsiniz veya Didi yine başka bir seçenek. Didi uygulamasını da indirirseniz oradan da çağırabilirsiniz. Ulaşım konusunda Çin'in inanılmaz bir hızlı tren ağı var. Özellikle denemenizi çok öneririm. Aynı metroya binmek pratikliğinde, hiç öncesinde erkenden gitmenize, çekin yapmanıza gerek olmadan binebildiğiniz ve saatte 350 kilometre hızla giden ve gerçekten birçok şehri birbirine bağlayan bir sistem bu. burada bilet rezervasyonu yapmak için Yine WeChat'i kullanabilirsiniz. WeChat'e tren bileti yazdığınızda zaten direkt ilgili uygulamalar karşınıza çıkacak. Onları biraz karıştırarak çok rahatça rezervasyon yapabilirsiniz. Hızlı tren kullanmanızı tavsiye ediyorum. arkadaşlar. Şimdi dördüncü maddemiz konaklama. Konaklama deyince birinci seçeneğimiz öğrenciler için üniversite yurtları. E, bu yurtlar genelde e, Çin'de e, Çinli öğrenci yurtları ve yabancı öğrenci yurtları birbirinden farklı oluyor. Ve yabancı öğrenci yurtları Çinli öğrenci yurtlarına kıyasla gerçekten çok daha iyi şey şeyde oluyor. E, yani çok daha iyi koşullarda, iyi şartlarda oluyor. Çinli öğrenciler 8 kişilik odalarda kalırken siz 2 kişilik veya 4 kişilik odalarda kalıyorsunuz. Evet. Tabii yurtların içinde bazı için bürokratik bir ülke olduğu için yurda giriş çıkış konusunda da veya yurttaki yaşam kuralları konusunda da bazı şeyler olabiliyor. Ciddi kurallar, bazı üniversiteler giriş çıkış saatlerini böyle sıkı kontrol edebiliyorlar. Bunu siz ilk geldiğinizde bir eğer tek başınıza geldiyseniz yurtta kalmanızı öneririm. En azından 2 ay, 3 ay bulunduğunuz şehri tanıyana kadar, üniversiteyi tanıyana kadar yurtta kalmanızı tavsiye ederim. Eğer sonrasında sorun yaşarsanız yurtta diyelim ki ev kiralamayı düşünebilirsiniz. Çin'de burslu öğrenciler için CSC burslu ve Confucius burslu öğrenciler için eğer e, üniversite yurdunda kalmayıp eve çıkmayı tercih ederlerse üniversite e, yüksek lisans öğrencileri için 750, doktora öğrencileri için 1000 yuan'lık e, bir kira desteği veriyor. Bunu da e, kullanabilirsiniz. Ee, kiralık daire bulma platformlarını nota e, not almanızı öneririm. Yine ben söylerken arkadaşlarım çete de yazabilir. Ee, en yaygın olarak kullanılan uygulamalar Zirum, e, Voivogia, Liancia gibi uygulamalar. E, ee, Utku arkadaşımız bizi dinliyorsa eğer o bu kısımda söz alabilir çünkü bu ara ev kiralama ile ilgili bir gündemi var diye biliyorum ev araştırıyor emlakçılarıyla ee, emlakçılarıyla biraz sorunlar yaşadı burada mısın Utku buradayım dinliyorum ee, Çinde ev kiralama süreci evler nasıl oluyor ee, kira fiyatları e, bunlarla ilgili bize bir bilgi verebilir misin Utku? Tabii şöyle kısaca bilgi vereyim. Çin'de genel olarak öğrenciler ve yeni çalışanlar arasında ev değil oda kiralama yaygın. Hızlı diye geçiyor. Pekin ve Şangay gibi yerlerde, merkezi yerlerde yaklaşık bir odayı kiralamak 3000 yuan. Genellikle bir evde 3 oda oluyor ve o oda size ait oluyor. Evde kiralayabilirsiniz tabii ama Pekin gibi yerlerde Şangay'da Pekin'de ev kiralamak oldukça pahalı tek başınıza. Bunun da yaklaşık 1 artı 1 veya 2 artı 1 evler şehir merkezine ne yakın ne uzakta bir yerde takriben 5-6 bin yuan civarında yani yaklaşık 800 dolar civarında dolaşıyor. Onun dışında uygulamalar var. Zuru, Voivodia bir uygulama daha vardı. ismini hatırlamıyorum. Ben birazdan chat'ten gönderirim. oralardan ev kiralayabilirsiniz. Zuru pahalıdır. Eee daha uygundur. İkinci söylediğimi, kiralamanız ikinci söylediğim uygulama daha uygundur. Bir de sinceniz varsa sitelerin alt katında, zemin katında emlakçılar olur. Ben oradan kiralamıştım ve daha ucuz oluyor. bir 300-400 yuan daha uygun oluyor. Onu deneyebilirsiniz. Genellikle Çin'de evlerin çok önemli bir kısmı dayalı döşelidir. O şekilde verilir. Peki Şangay, Şıncın gibi yerlerin dışında ev kiraları uygundur. Mesela Guangzhou'da yaklaşık 2 artı 1 evi 400-500 dolara bulabilirsiniz ama Pekin'de 2 artı 1 yaklaşık 1000 dolar civarında veya işte uzaksa biraz 800 dolar civarında seyreder. Evle ilgili toplamda söyleyeceğim bunlar maddi durumunuz sınırlıysa eve çıkmanızı önermiyorum maddi durumunuz varsa tabi çıkabilirsiniz ama Peki ee, Pekin ve Şangay'da özellikle ev tutmak oldukça pahalıdır. Bu şekilde özetleyebilirim. Çok teşekkürler Utku. Böyle birinci elden tecrübe de. almak gerçekten faydalı oluyor. Yani senin gibi bu konuda tecrübeli arkadaşlarla tanışmaları, arkadaşların her zaman mümkün değil e, diyelim. E, ve e, son başlığımız ve soru cevap kısmına geçmeden önce son başlığımız e, alışveriş kolaylıkları e, ve nasıl alışveriş yapabiliriz ile ilgili e, pratik bilgiler. E, şimdi e, öncelikle şunu söylemek lazım. Çin'de çok geniş bir kargo ve kurye e, dağıtım ağı var. Sokakta e, sürekli böyle vızır vızır geçen kuryeleri e, ve kargocuları göreceksiniz. E, i̇nsanlar genelde evde yemek pişirmektense, e, online platformlardan işte bizdeki yemek sepeti falan gibi platformlardan e, sipariş vermeyi tercih ediyorlar. Çünkü hem daha ucuz oluyor hem de evleri biraz küçük olduğu için yemek yapmak onlara zor geliyor. E, siz de üniversite yurdunu veya dışarıyı tercih etmediğinizde e, yemek sipariş verebilirsiniz. E, bunun için en yaygın platformlar e, birincisi Iğlama, ikincisi Acıktın mı? E, diğeri de Meituan. Bu ikisinin de Çince karakterlerin utku yazarsa çok iyi olur. Çete direkt indirebilirsiniz. Bu platformlardan yemek siparişini çok rahatlıkla verebilirsiniz. Çok geniş seçenekler var. Her mutfak yaygın. İşte sipariş ücretleri mesela minimum limiti çok düşük. Türkiye'deki gibi değil. Yani 35-40 liralık bir siparişinizi bile e, çok uzak bir yerden evinize e, kuryeyle kapınıza kadar getirebiliyorlar. E, bunun dışında e, tabi sadece yemek değil e, ihtiyaç konusu. E, Çin, e, şunu söylemek lazım: e, Çin'de gerek yemek olsun gerek işte e, teknolojik ürünler gerek kıyafet aklınıza gelebilecek her şeyi burada öyle yazdım zaten her şeyi. Her zaman, her saatte bulabiliyorsunuz. Gece 12'de e, çok alakasız bir ürüne mi ihtiyacınız oldu? E, Meituan'a girdiğinizde muhakkak şehrinizde açık bir dükkan onu satan vardır. Ve bir kurye e, onu size getiriyordur yani potansiyel olarak. E, o yüzden aklınızda olsun. <laughs> gece gece yarısı canım bir şey çekti veya bir ürüne ihtiyacım oldu diyebilirim diye düşünmeyin ben gece 3'te kıyafet askısı sipariş vermiştim ve üç buçukta gelmişti yani e, neyse e, yemek dışındaki şeylerde de e, alışveriş merkezleri ve mağazalar yine çok yaygın Çin'in çok gelişmiş tabii kendi ürettikleri için kendi markaları da var giyim sektörü çok gelişmiş bunları kullanabilirsiniz yine teknoloji zaten bir teknoloji ülkesi e, birçok şey orada üretiliyor ee, ...orada daha ucuza bulabiliyorsunuz... ...Türkiye'den bulduğunuza göre... ...vergiler de daha uygun tabii... Ee, ...ama bir öneri yapabilirim... Ee, ...bir şeyi... ...mağazadan almak yerine... ...örneğin bir kıyafet beğendiniz... ...bir mont denediniz üstüne üstünüze... ...bunu mağazadan aldığınızda... ...aynı marka bile olsa... E, ...bu şeyde... ...mağazada daha pahalı oluyor... ...internette kesinlikle daha ucuz oluyor... E, ...ve şöyle bir şey... ...genelde arkadaşlar yapıyorlar... E, ...işte... Mağazada bir kıyafeti deniyor mesela beğeniyor, fotoğrafını çekiyor. E bu aşağıda yazdığım Tabaa gibi işte online alışveriş platformlarının e, şey var, fotoğraf tanıma özelliği var. Oradan taratıp direkt aynı ürünü sipariş edebiliyorsunuz. E, bunu söylemişken online platformları kısaca değiniyim. E, en yaygın olarak kullanıp kullanılan ve e, aradığınız her şeyi bu üçünde bulabileceğiniz üç tane uygulama. Birincisi Ping Doğduğu, ikincisi Tabaa. Üçüncüsü Jingdong. Ee, baştan sona doğru gittikçe e, bulduğunuz ürünlerin kalitesi artıyor. Yani Jingdong bu JD diye yazdığım e, uygulamaya girdiğinizde aldığınız bir şeyin e, orijinal olduğu ve yüksek kalitede olduğu hemen hemen kesindir. Ama Pingdou'da mesela marka olmayan işte e, çok kaliteli olmasına ihtiyaç duymadığınız örneğin atıştırmalık gibi böyle çok daha basit şeyler için Pinduoduo'yu kullanabilirsiniz. Böyle bilgisayar almak istiyorsanız mesela Pinduoduo'dan almayın yani. Bilgisayar gelmez kesinlikle şey, e, böyle farklı bir şey gelir. Orada Jindong'dan alıyoruz. Taobao'da aslında sanırım bildiğim kadarıyla hepsinden daha büyük hacmi var. E, bu da kalite ve fiyat olarak daha dengeli bir alternatif. Ne Jindong kadar kaliteli ne Pingdo'da o kadar ucuz daha ortada bir seçenek. Çin'de pazarlık kültürü çok var falan diye bir bizim şeyimiz var, bilgimiz var. Bu Çin'in çok büyük bir kısmı için yanlış bir bilgi. Çin'in çok büyük bir kısmında pazarlık yok. Sadece turistik yerlerde, turistik mağazalarda falan biraz pazarlık yapabilirsiniz. Onun dışında sizi zaten kazıklamaya çalışmazlar. Türkiye'de maalesef bazı yerlerde bunu artık çok karşılaşıyoruz. Ciddi oranda bir tur, yani turist olduğunuz için kazıklanmazsınız genelde bir de şey de yok onu da söylemiştim bahşiş diye bir kültür de yok bir restoranda çok güzel bir yemek yediniz ve çok iyi bir hizmet aldınız bahşiş vermek istiyorsunuz yani bir yuan bile olsa bunu kesinlikle kabul etmezler kültürel bir bunun özellikleri pazarlık sahte ürünlerden kaçınmak için bu jindong dediğim uygulamayı kullanabilirsiniz aynı zamanda ee, Onurcan arkadaşımız katılamadı bugün bildiğim kadarıyla ama o bu konuda çok şey e, bana daha önce yardımcı olmuştu. E, böyle e, eğer sahte bir ürün eğer yolluyorsa size e, satıcı e, bu satış platformları bu konuda gerçekten çok arkanızda duruyorlar ve müşteriyi destekliyorlar. Onlara da güvenebilirsiniz. E, son olarak kargo ve teslimat e, konusunda. Çin'de kargolar iki tipi var. Birincisi sipariş verdiğinizde kapınıza geliyor. İkincisi Türkiye'de de var kargo otomatları. Kargo otomatlarınızdan WeChat içinden QR kodunuzu okutup alabilirsiniz kargonuzu. Bu yemek siparişinde de kullanılıyor bu kutular. Hatta daha değişik bir örnek vereyim. Şimdi olsa fotoğrafını da gösterirdim ama isteyen arkadaşlar özelden ileteyim. Bazı, ya yani bazı değil birçok noktada Kargo toplama noktalarında herhangi bir kasa sistemi, bir kutu sistemi veya bir görevli sistemi yok. Örneğin bir monitör mü söylediniz veya çok teknolojik bir ürün, bir bilgisayar sipariş ettiniz. E, mahallenizin veya okulunuzun o belirli kargo teslimat noktasında yere bırakılıyor diğer ürünlerle birlikte. Herkes sadece kendi kargosunu oradan gidip alıyor. Bu da yine Çin'in güvenli bir ülke olduğunu açıklamak için iyi bir örnek bence. Biraz da onun için anlattım. Ee, diyorum ve son başlığımızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ben burada sunumuma son vereceğim. Umarım faydalı şeylere değinebilmişimdir. İlerleyen kısımlarda söz alıp kendi tecrübesini paylaşmak isteyen arkadaşlar dahil olabilirler veya sorusu olanlar lütfen iletsin. Gruba çete yazarak veya mikrofonunu açarak e, sorularınızı sorabilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hocam merhaba. Merhaba. Hocam bir şey diye soracaktım da bu e, HSK Çinci sınavı hani Çin'e Çin, Çin üniversite okumak için evet. gerekli sınav değil mi hocam? Hı. Hocam bunun e, Türkiye'de başvurusunu nereden nasıl yapıyoruz tam olarak? Türkiye'de girmedim ben HSK sınavına. Çin'de girdim. o yüzden hmm. bilen bir arkadaş yanıtlarsa daha iyi olur. He. Ya aslında ben hocam şimdi... bildiğim kadarıyla Çin'de HSK sınavlarını Confucius merkezleri yapıyor. belli başlı üniversitelerde Confucius enstitüleri var. Duymuşsunuzdur belki. Anlaşmalı olan yerlerde HSK sınavları da yapılıyor. Ben ODTÜ mezunuyum. ODTÜ'nün Confucius konfüçyüs... Enstitüsü'nde HSK sınavı yapılıyordu. Ee, üniversitelerin merkezlerini araştırabilirsiniz. Başvuruları da doğrudan üniversite sitesi üzerinden alınıyor diye biliyorum. Ha. Ya aslında e, zaten yani beni bildiğim kadar bir işte sizin yani bir ODTÜ de var, bir Okan Üniversitesi var. Bir de bir üniversite, daha vardı da adını neyse. Hani orada e, başvuru sürecini bir yani gereken bir form falan var işte. Hani onları doldurduk bir de e, üniversiteden e-posta e-posta yayınlamamız mı gerekiyor acaba? Ee, yani... Benim dediğim gibi bilgim yok. Bilen bir arkadaş söz alabilir. Hmm. Yani kendisi... inter e, internet sitesinde zaten bütün bilgiler mevcut oluyor okulların. E, Özel Boğaziçi Üniversitesi'nde de aynı şekilde var Konfüçyüs Enstitüsü. Ya da mail atarsanız ya da ararsanız direkt yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Daha bilgili olabilirler yani. Ee, evet. tamam bir de e, şeyi soracağım yani HSK'nın galiba 6 tane e, farklı oturumu varmış değil mi? HSK 1, HSK evet, 6 seviyeden HSK oluşuyor. 6 oluşuyor. Hı. Şimdi bizim e, en az kaçından geçmemiz gerekiyor acaba? Ee, ben bildiğim bu... kadarıyla bölümden bölüme değişen bir şey bu. Değil mi? Hı -hı. <laughs> bu, bu çok değişken bir şey. Yani sizin hangi seviyede bildiğinizi ölçen bir şey. Başvurduğun bir yere başvurmak için soruyorsanız bunu. Onların Hı -hı. sizden beklentisi farklı olabilir. Birisi 6 bilmenizi istiyordur, birisi 5 bilmenizi istiyordur. O konuda arkadaşımın dediği gibi hem başvuru için kendi sitesine bakarsınız hem de e, hangi seviyede istediğinizi öğrenmek için de gerekli olduğunu öğrenmek için de başvuracağınız yere göre bakabilirsiniz. E, başka sorunuz var mı Ömer Hocam? Abi, şey böyle bu HSK sınavı şey, işte, mi dedim HSK altı yani her bir oturum iki adet bir falan mı yapılıyor acaba böyle Evet bir şey oturumu var ee, yazılı yani dinleme yazma Hı. ve e... konuşma. Hayır konuşma değil dinleme yazma ve okuma kısmı var. Ee, bir de konuşma kısmı var. Ee, sınav merkezine göre bunlar aynı günde olabiliyor farklı günlerde de olabiliyor. Onu dediğim gibi Hı. biraz araştırmanız lazım. Hı. İşte hocam ben de e, hani bir şey diyelim yani, burs imkanları da işte. İstek puan göre burs kazanabilir mi acaba? Ee, son olarak bu sorunuzu da cevaplayayım Ömer Hocam. Başka bir de çünkü çok sorusu olan arkadaş var. CSC ee, bursu var, Confucius bursu var. Bu bursları araştırabilirsiniz. Bu burslara başvururken Hı. belli isterler var. Ee, Çince bir bölüme başvuruyorsanız bildiğim kadarıyla en az HSK 5 bilmeniz gerekiyor. Eğer İngilizce bir bölüme, İngilizce dilinde bir eğitime başvuracaksanız böyle bir zorunluluk yok. Dediğim gibi bunları biraz böyle ayrı ayrı araştırmanız lazım. Bizim daha önce yaptığımız bir etkinliğimiz var. Çin'de nasıl burs bulunur adında. Biraz önce söz alan Utku arkadaşımız, gör, o zaman sunum yapmıştı. YouTube'da da kaydı var. Oradan aratıp detaylı bilgi alabilirsin. Peki tamam hocam sağ olun. Ben teşekkür, teşekkür. ederim. Evet. Şey, Benim bir sorum vardı sorabilir Buyurun. miyim acaba hemen vizeyle ilgili bir sorum olacaktı benim bu vizeyi alırken acaba Avrupa ülkelerinde olduğu gibi herhangi bir sponsor gerekiyor mu yoksa kendi kişisel hesabımızda gösterdiğimiz o miktardaki para yeterli oluyor mu? Bunu siz çok merak eğitim ediyorum. için siz eğitim evet, vizesine eğitim başvuruyorsunuz ee, burslu öğrenci uzun süreli, e, uzun süreli. Ve e, şahsi e, ödemeli öğrenci şeysiniz herhalde. E, burslu ee, öğrenci olarak başvuracağım. Burslu öğrenciyseniz, yani o yüzden sordum. Burslu Hı -hı. öğrenciler için hesabınızda herhangi bir e, tutar belirtmenize gerek yok. E, Hı -hı. Burslu öğrencilerin banka hesap dökümü, hesap kayıt dökümü belirtmesine gerek yok burslu öğrencilerin. Yani herhangi bir sponsora da gerek kalmıyor anne baba sponsora vesaire. Sponsora da gerek yok, evet evet. Tamam, son sorum şu olacaktı. Öğrenciler part-time çalışabiliyor mu içinde yoksa e, herhangi bir kısıtlama var mı bu konuda? Evet, ya yani güzel bir soru bu. Aslında e, şöyle, e, yaklaşık iki yıl öncesine kadar hiçbir şekilde çalışamıyordu. Yakın zamanda bir düzenleme yapıldı ve e, belli koşullar altında ama bu koşullar önemli belli koşullar altında çalışabilmelerin önü açıldı part time olarak. Ee, okuduğunuz eğitim, e, eğitimi aldığınız bölüm örneğin makine mühendisliği ise e, Çin hükümeti gidip e, işte garsonluk yapmanıza veya işte modellik yapmanıza izin vermiyor. E, ama örneğin makine alanındaki yani bir fabrikada bir mühendis olarak e, staj yapabilirsiniz ve buradan gelir elde edebilirsiniz part time çalışma karşısında. Ama işte Atıyorum İngilizce öğretmenliği yapmak, işte e, başka işler yapmak, e, garsonluk yapmak, modellik yapmak gibi bunlar yaygın olanlar olduğu için söylüyorum. E, bunlar yasak ve tespit edilirse eğer e, bursunuzu kaybedersiniz e, ve o da yani çalışırken alacağınız paradan çok daha büyük bir kayıp olur. E, şey yapam, yani yakalanır mıyım diye sorabilirsiniz. Biz Türkiye'de biraz e, kafamız öyle çalışıyor. Öyle düşünen arkadaşlar vardır eminim aranızda. E, yapan birçok kişi var. Bunu. E, yani part-time çalışan birçok kişi var. Bazıları yakalanmıyor. Büyük bir kısmı yakalanmıyor. Ama denk geliyor ve bazısı yakalanıyor. O zaman da sonuçları ağır oluyor. E, yani bu size kalmış bir tercih. Ben e, söylemiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, chat'te bazı sorular var. Evet. Pekin'e ineceğim. Uzun bir aktarma var. Alipay kullanabilir miyim? Ee, biraz önce söylediğim şekilde e, master kartınızı veya visa kartınızı Alipay'e eklerseniz kullanabilirsiniz. Ama garanti olması için e, yani uzun bir aktarmaysa eğer orada zorlanmayın diye söylüyorum. E, havalimanları içinde döviz bozdurma ofisi var e, şeyde Pekin'de. Orada e, bozdurabilirsiniz. Biraz şey kötü oluyor. Bu e, konusunda kayıp yaşıyorsunuz. E, ama orada cüz'i bir miktar bozdurup ve havalimanı içinde ödeme yapabilirsiniz. Havalimanındaki kafeterya ve restoran ücretleri de gerçekten kesinlikle Türkiye'deki gibi değil. E, hemen hemen dışarıdaki fiyatlarla aynı fiyatta. E... Çağlar sen yorulduysan biraz ben devam edebilirim. Teşekkür ederim. ya, Biraz sesim yoruldu. Benim ama sen de soru <laughs> cevaplayabilirsin. Tamam ben devam edeyim. Nisa bir soru sormuş. Mezun olduğumuz bölüm dışında da sanırım herhangi bir işte çalışmak yasak doğru mu diye. Mezun olduğunuz bölüm değil o an okumakta olduğunuz bölümle alakalı aslında. Mezun olduğunuz bölümden daha farklı bir bölümde de okuyor olabilirsiniz. Biraz daha staj gibi düşünün bunu. E, genelde kendi o anda okuduğunuz bölümle alakalı bir iş olduğu sürece staj çerçevesinde ve sanırım belli iş günleri e, diyebiliyorum belli iş günlerinde çalışmak şartıyla çalışabiliyorsunuz. Bu ama bölümden bölüme çok değişiyor inanın. O yüzden bu konuda en doğru cevabı kendi danışman hocanızdan ve e, okul, okuduğunuz okulun öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz. Bazı bölümlerde çok daha geniş serbestlikler olabilir. Bazıları çok daha kısıtlı oluyor. Benim bildiğim kadarıyla mesela mühendislik alanında daha kısıtlı bu. Ama e, atıyorum mütercim tercümanlık okuyorsanız belki İngilizce ya da e, Türkçe eğitimi veriyor olabilirsiniz. O yüzden bu konuyla ilgili e, okulumuza danışmanız en doğrusu olur. En sağlıklı bilgiyi onlar verirler. Telefon hattı. Önce Efe'ye söz vereyim. O elini kaldırmış galiba. Sonra teksten devam edeyim. Evet. Merhabalar öncelikle. Merhaba Efe. E, şöyle ya ben normal olarak çalışıyorum. E... Çin'de üniversite öğrencisi veya sene gidecek değilim. Lise öğrencisiyim daha 10. sınıfım. Önümde de 3 sene var. Ee, in Instagram'da gördükten sonra bu yayınıza katıldım da az önce e, beyefendi de belirtti de ya e, bununla alakalı herhangi bir konferans gelecek mi? E, Çin mesela Çin'de nasıl burs bulunur? YouTube video videonuz olarak yüklüyormuş ama eee kin üniversiteleriyle nasıl iletişime geçilir? Herhangi bir ajans yardımı olsa mı daha faydalı olur? Bireysel olarak başvurursak burs alma imkanlarımız nedir? Veya hangi üniversitelere hangi koşullar altında başvurabiliriz? Bununla ilgili herhangi bir içerik yayınlanacak mı? Teşekkürler. Teşekkürler güzel sorun için Efe. Şimdiden başarılar lise hayatında sana. E, doğrudan lisans için de başvurabilirsin içine. Bizde daha çok yüksek lisans ve doktor öğrencileri geliyor içine, ama lisans okuyanlar da var. Biz her sene e, bu burs dönemleri ve okula başvuru dönemleri başladığında bu tarz etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bu da ne zaman oluyor? Genellikle Ekim ayından sonra başlıyor. Okullara başvuru süreçleri, üniversitelere başvuru süreçleri. Ekim, Kasım, Aralık'a kadar hatta devam ediyor. Daha sonra geç başvuru dönemleri başlıyor. Genelde Ocak civarında bu başvuru süreçleri bitmiş oluyor. Biz de genellikle Ekim aylarında bu etkinliği düzenlemeye çalışıyoruz. Ara ara da sosyal medyadan post olarak paylaşıyoruz. Nasıl başvurabilirsiniz, nasıl, e, yani hangi burs tipleri var gibisinden. Sen de oradan takip edebilirsin. Etkinlik olduğunda biz yine sosyal medyadan zaten duyururuz. Bu şekilde bir e, toplantı şeklinde, webinar şeklinde düzenlediğimizde o zaman da katılabilirsin. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. E bir de son bir soru soracağım. Belki bu çok özel bir soru olacak ama normal lisans öğrencisi olarak düşündüğümüzde e, ya Türkiye'nin de en iyi üniversitelerini katarak İTÜ olsun, Yıldız Teknik Üniversitesi olarak sayısal mühendislikle alakalı bir alanda okumak istiyorsak sizce ülke Türkiye'de mi kalmak daha mantıklı olur yoksa Çin'de mi? Çok öznel bir soru biliyorum ama çok en zor bir hayvan. soru. Öznelliğin dışında çok zor bir soru. <laughs> çok fazla artısı ve eksisi var. Ben ODTÜ'den mezun, Endüstri Mühendisliği mezunuyum. İngilizce eğitim aldım. Burada birazcık eğitim diline de dikkat etmen lazım. E, İngilizce eğitim almayı e, yapabileceğini düşünüyorsan yani lisansdan itibaren İngilizce bir eğitim senin için uygunsa, dil seviyen yüksekse ya da bir sene hazırlık okumayı da göze alarak e, lisans eğitimini tamamlamak istiyorsan Çin bir seçenek olarak düşünülebilir. Çünkü Çin'deki e, mühendislik bölümleri, onları sorduğun için söylüyorum teknik üniversiteleri evet, evet. e, gerçekten çok iyi üniversiteler var ve eğitim anlamında Çin bu konuda çok çok başarılı. Zaten üniversite sıralamalarına bakıyorsan onları görüyorsundur. Ama lisansı Türkiye'de okuyup daha sonra yüksek lisansa gelmeyi de bir tercih olarak düşünebilirsin. Dediğim gibi çok artı ve eksileri var. Temelden bir eğitim Çin'de Çin'e alışmakta da zorlanabileceğin için zor olabilir. Hani o, o kısmı sana kalmış. <laughs> Anladım. Teşekkür ederim. Ne demek? Şimdi ben chatten bakıyorum. Başka elini kaldıran yok. Eski eğitim planlanıyor mu Çinci öğrenirken ne yapmalıyız? Bununla ilgili de postlar paylaşıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz Çince eğitim, Çince öğrenirken nelere dikkat etmeliyiz gibi postlarımız var. Onlara biz de biraz daha dikkat edelim bu arada. Çok soru geliyor zaten. O tarz paylaşımlarımızı artırmaya çalışalım. 400 dolar az mı gelir? Şimdi bildiğim kadarıyla sağlık sigortası burslu olup olmadığınıza göre değişiyor. Kendiniz ödeyecekseniz ee, onu okula miktarını sormanız gerekir burslu olduğunuzda zaten herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz sağlık sigortası için o yüzden okulunuzla iletişime geçip ona göre yanınıza bir para almanızı öneririm ee, dolar yanınızda getirebilirsiniz ama inanın bankalarda dolar çevirmek çok uzun ve zorlu bir süreç olabiliyor yani Çin'e geldikten sonra para çevirme konusunda şöyle bir trik söyleyeyim şöyle bir ipucu söyleyeyim size pasaportunuzu oturma izni için vermeden önce paranızı bozdurun. Çünkü oturma izni almak üzere pasaportunuzu teslim edeceksiniz ve yaklaşık iki hafta gibi bir süre pasaportunuz elinizde olmayacak. Pasaport almadan mümkün değil para çeviremezsiniz. O yüzden oturma iznine başvurmadan yanınızda dolar götürüyorsanız gider gitmez para çevirmek için bir bankaya başvurun ve çevirmeye çalışın. Bu konuda da yine olduğunuz şehirde ve özellikle üniversitenize sorarsanız size para çevirebilecek bankaları ve şubeleri söyleyeceklerdir. Her banka ve her şube, aynı bankanın da her şubesi yabancılara para çevirmiyor. Özellikle de oturma izniniz yoksa. O yüzden ona dikkat edin arkadaşlar. Evet o konuda sigorta ile ilgili ben araya gireyim. Sigorta ücreti 800 yuan yani 100 dolar civarı bir para. E, fakat e, burslu olsanız da burssuz olsanız da bu parayı genelde öncelikle sizin ödemenizi istiyorlar. E, 15 gün ila bir ay arasındaki bir sürede de eğer bursluysanız size geri ödüyorlar. Yani bunu da planlamanıza dahil etmenize fayda var. YouTube'daki dersler harici HSK'ye eğitim planlanıyor mu? Ee, Şöyle, e, YouTube'da aslında e, HSK 1 seviyesine kadar, yani giriş seviyesinde, yine ilk geldiğinizde idame e, ettirebileceğiniz kendinize dersler var. Çok iyi bir Çince e, hocası aynı zamanda, Onurcan Balcı arkadaşımız. Daha önce de Heybeliada Lisesi'nin Çince öğretmenliğini yapmış bir e, kişi. O da Çin'de şu anda yüksek lisansına devam ediyor. E, o verdi eğitimleri. Tamamen ücretsiz olarak verdi. E, biz dönem dönem yine bu üçüncü eğitimleri planlıyoruz. Sayfamızı takip edebilirsiniz. Oradan bilgi sahibi olursunuz. Serkan Hocam. TZ isimli bir kullanıcı soru sormuş. böyle arada radyo yayını gibi oldu. Nakit parayı Alife hesabına nasıl aktarabiliriz diye sormuş. Örneğin döviz bürosunda dolar vererek direkt Alife'ye para aktarılması mümkün mü? Hayır değil. Alife hesabınıza para aktarabilmek için, nakit parayı aktarabilmek için bir banka hesabınızı Çin'deki banka hesabınızı Alipay ile eşleştirmeniz gerekiyor. Çin'deki banka hesabınıza para yatırdıktan sonra Alipay'i dijital bir cüzdan olarak düşünün. Oraya para çekebiliyorsunuz. Onun dışında birine elden nakit para verip sizin Alipay'inize iletmesini rica edebilirsiniz. Ama o para Transaction yani gönderme işlemini yaptığınızda da Alipay üzerinden yine bildiğim kadarıyla banka hesabınızla eşleşmiş olması gerekiyor. Çin'deki banka hesabınızla. Yanlışsam Çağlar beni düzelt. Mastercard sadece Mastercard yüklenmiş bir Alipay hesabına e, para, nakit para transferi yapılamıyor. Sadece ben ödemelerde öyleyim. kullanılabiliyor. Mastercard ile eşleştirdiniz diyelim. Ödemelerde kullanabilirsiniz. Hani QR kodla okutarak yemek yediğiniz bir yerde kullanabilirsiniz örneğin. O doğrudan sizin master kartınızdan çeker. Ama bu nakit para transferleri ya da kişiden kişiye para transferi yaparken sadece master kartla açılmış bir Alipay yeterli olmaz. içindeki banka hesabınızı e, olması gerekiyor. bankada hesap açtırmış olmanız gerekiyor. Onu da Alipay ile eşleştirmiş olmanız gerekiyor. WeChat Pay için de aynısı geçerli. E, hangi VPN'i tavsiye edersiniz? Bu da güzel bir soru. Bu da tercihe göre değişen bir soru. Bazı VPN'ler ücretli. Ücretli ödemeye kabul ediyorsanız ücreti mukabilinde güzel VPN programları var. Astril diye bir program var mesela. Yıllık 100 dolar diye hatırlıyorum. Genelde bunu şöyle kullanıyoruz. Bir Astril hesabını 6 kişi bölüşerek falan. Onun bir kişi sınırı var. Bilen yazsın lütfen chatten. Parayı da aramızda bölüşerek o şekilde kullandığımız olmuştu bizim Astril'i. Ya da ee, Çin'in kendi VPN uygulamaları var ilginç bir şekilde. Onun da ismini bilen yazsın lütfen. Çağlar şu an senin kullandığın öyle diye biliyorum. Uygulamanın ismini hatırlayamadım Çincesini. Ee, o çok daha cüzi bir miktar. Aylık 40 yuan gibi bir para yani 160 TL gibi bir para olması lazım. Onun dışında e, ücretsiz VPN'ler var. Ama ücretsiz VPN'lerin Çalışıp çalışmayacağı biraz şüpheli olabilir. Onu göz önünde bulundurarak VPN tercihinizi yapın. Bazen her server'a bağlanamayabiliyorsunuz Çin'de. Hatta bazen Çin'de özellikle Pekin'de yaşıyorsanız mesela önemli toplantıların olduğu, Çin devletinin önemli toplantılarının olduğu günler oluyor. Orada böyle 2-3 gün zaten hiçbir VPN uygulamasına erişilemiyor. O yüzden güçlü bir VPN'e sahip olmak önemli Çin'de. Özellikle Türkiye'de WhatsApp'a, Instagram gibi uygulamalara. Gerçi Türkiye'de de erişemiyoruz artık ama onlara erişebilmek için e, VPN uygulamasına ihtiyaç duyacaksınız. Tamamdır. VPN konusunda başka önerisi olan arkadaşlar da yazabilirler. Ki Belen dediği gibi Türkiye'de çalışanların hepsi içinde çalışmıyor. Ben bir tanesini yazdım. E, astril en pahalı ama en kaliteli olanı. Yıllık 100 dolar onun ücreti. E, tercih edebilirsiniz onu. elimizde kalan Çin parasını daha sonra tabii ki elimizdeki Çin parası yani RMB veya Yuan'ı her ATM'den her banka şubesinden kendi banka hesabınıza yatırıp daha sonra oradan WeChat hesabınıza çekebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Bir arkadaşımız da fazla dolar götürmekten çekiniyorum yazmış. Yani fazla götürmekten çekinecek de bir şey yok aslında. E, banka hesabınızı açtırdıktan sonra e, rahat bir şekilde doları e, şeye bo çevirebilirsiniz, RMB'ye çevirebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı hmm. yok. Benim e, uyarım sadece ilk gittiğiniz 2-3 haftalık süreç için e, o doları bel bağlamayın e, diye söyledim. Yoksa sonrasında elinizde kalmaz o dolar. Yani. Evet. Bir de arkadaşlar Çağlar sunumda da bahsetti ama para aktarmanın güzel ve güvenilir bir yolu olarak bu. Şimdi bu da reklam gibi oldu ama ICBC Türkiye'de olan bir Çin bankası olduğu için ICBC Türkiye hesabı açarsanız onların Chinex diye bir sistemleri var. Chinex sistemi üzerinden Çin'den Türkiye değil ama Türkiye'den Çin'e para transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Orada da öğrenci olduğunuzu belirtir, belirtirseniz çok cüzi bir miktar para kesintisi yapıyor. Yani yüksek bir paraya yanlış hatırlamıyorsam 100 TL mi 120 TL mi ne öyle bir hani transfer ücreti ödemiştim ben çok çok azdı uluslararası bir para transferi için o da ICBC Türkiye eğer bulunduğunuz şehirde varsa bir hesap açarsanız e, onlar sizi zaten yönlendirirler siz Çin'deyken aileniz size oradan para yollayabilir mesela bir de Chinex'den daha güzel o bunu söylemeyi unuttuk galiba Çağlar. E, ICBC Türkiye banka kartınızla ICBC'nin ATM'lerinden Çin'de para çekebiliyorsunuz. Günlük bir limiti var. Yanlış hatırlamıyorsam 1200 yuan. Ama doğrudan Türk hesabınızdaki para paradan e, Çin'de para çekebiliyorsunuz. Herhangi bir para transferi yapmanıza gerek kalmadan. Yani o e, şey sistemlerini, Çaynak sistemini vesaire kullanmanıza gerek kalmadan. O yüzden ICBC hesabı açmak çok mantıklı. Ben kullanıyorum. Çok çok memnunum. Acil bir ihtiyacım olduğunda Türkiye'den para... Aktarım yapacağım da genelde elden çekiyorum günlük olarak. Evet, e, burs süreciyle ilgili bir soru olmuş yarım yani bir dönemlik burs aldım bir senelik oluyor mu diye ben bunun örneklerini duydum daha önce. E, eğer o bir dönemlik eğitiminizde başarılıysanız ve e, yani herhangi bir öyle e, disiplin sorununuz da yoksa. E, Öğretmenlerinizle, hocalarınızla aranız iyiyse bu dil kurslarının süresi 6 aydan 1 yıla uzatılabiliyor diye duymuştum. Ama tabii ki en sağlıklı bilgiyi gittiğinizde kendi okulunuzdan alabilirsiniz. Bu tarz şeyler de biraz e, dönemden döneme değişiyor. E, şey Burs politikaları ve burs şartları gittiğinizde en sağlıklı bilgiyi e, okulunuzdan alırsınız. Benim telefonu Alipay e indirilmiyor. Yanıma nakit götürsem çok sorun yaşar Yani çok sorun yaşarsınız. Ee, gittiğinizde e, ne kadar süre bilmiyorum ama uzun süre nakit ile orada hayatınızı sürdürmeniz çok zor. Ee, örneğin her metroya binmek, her sefer metroya binmek için e, gidip tek tek bilet almanız gerekecek. Ve size para üstü de veremiyorlar. Çünkü kendileri nakiti çok az kullandıkları için. Ben bir şekilde kurulabileceğini düşünüyorum. Bir telefoncudan belki yardım alabilirsiniz. Ama Ali kurmanızı şiddetle tavsiye ederim. Şöyle yukarı doğru gittim. Orada bir soruyu atlamışız. Telefon hattı konusuna biraz değinebilir misiniz acaba? Havaalanında satılıyor mu telefon hatları diye bir soru gelmiş. Hmm. Ben havaalanında satılıyorsa bilmiyorum. Bilen varsa lütfen yazsın. ...havaalanında e, sim kart satılıyor mu diye. Şimdi biraz bu tarz işler bürokratik yürüyor, yürüdüğü için... E, ...hemen bir banka... E, ...affedersiniz telefon kartı almak da... ...çok kolay olmayabiliyor. Ama bu benim bahsettiğim China Mobile gibi. E, gerçekten de... Yani ...hemen kullanılma, kısa bir süre için kullanım için değil de... ...uzun dönemli kullanım için... ...ihtiyacınız olacak e, hatlardan bahsediyorum. Onun içinde birçok marka var. Ben China Mobile kullanıyorum mesela... Onu yapmak için pasaportuma gidip başvurmuştum. Gittikten sonra e, yani vardıktan sonra bu residence permit gibi şeyleri halletmeden önce zaten okulunuz da size bir yönlendirme yapabilir. Ben ilk geldiğimde pandemi dönemi olduğu için e, karantinada kalmıştık. O karantina sürecinde Niha Mobil diye bir şey kullanmıştım. Ona yönlendirirlerse bence kabul etmeyin çünkü çok pahalı diğerlerine göre. Ama China Mobil gibi... E, Telefon hatları çok daha uygun fiyatlı oluyor. Onlar için de benim okulum Beyhan Üniversitesi'nde mesela e, okulumuz doğrudan bir anlaşma yapmıştı. Okulumuzun anlaşmalı olduğun e, China Mobil şirketine gidip, e, şubesine gidip affedersiniz. Doğrudan onlarla çözmüştük. Çok basit olmuştu. Okuldan okula değişiyor dediğim gibi. E, kendi okulunuza sorup fikir alabilirsiniz o konuda okulunuzun anlaşmalı olduğu şu alırsanız eğer e, %50'ye yakın bir indirimden faydalanabiliyorsunuz onu kesinlikle sormakta fayda var roaming e, ben ne olduğunu bilmiyorum bilen var mı e, hocam biraz daha açabilir misiniz roaming'in ne olduğunu ama bildiğimiz bir konuya benzemiyor. Yani bilen varsa yanıtlayabilir. Roaming kısım şey... hmm. e, telefonun room ayarlarını root atmak ondan mı bahsediyor acaba? Telefonun ha, e, hmm. yazılımını değiştirmekten mi bahsediyor? Muhtemelen ondan bahsediyor. Biraz daha açabilir misiniz? Roaming deyince çok Çince'nin ping'in yazılımı gibi geldi. Ben öyle bir şey santım Arkadaşımız yazar. O sırada başka sorusu olan varsa söz alabilir. Bir e, son soruları alalım artık. E, yavaş yavaş da e, toparlayabiliriz. Ha, ro ro routing demek istiyorsun. Yönlendirme e, şeydeki routing. Ne var? Evet. Anladım. Routing'i söylüyor. Onu bilmiyorum evet. hocam. Yani i̇nternetten araştırabilirsiniz. Her bölüm içinde burs imkanları değişiyor mu? Tamam. Ee, değişiyor tamam. hocam. Her bölüm içinde burs imkanları değişiyor. Örneğin nükleer enerji mühendisliği okuyan bir arkadaşımız vardı ge geçen sene yüksek lisansta. Tamam. doktora da tamam. üniversitesinden kabul aldı ama Çin hükümeti bir anda işte o alandaki bursları durdurdu. Bunlarda değişkenlik gösterebiliyor En sağlıklı bilgileri Başvuracağınız Üniversitenin internet sitesinden Bölümünüze özgü alabilirsiniz Bir de bir internet sitesi Yazıyorum şimdi çete. Study in China Bu site Çin hükümetinin resmi internet sitesi CSC busunu. Oradan şey yapabilirsiniz arkadaşı da sessize aldım unutmuş mikrofonu. E, www.studyinchina.com'a girerseniz oradan e, hangi burslar hangi bölümlere veriliyor falan detaylı öğrenebilirsiniz. Hocam, Cem elini son, kaldırmış. Son soru olarak Cem'i dinleyelim isterseniz. E, daha sonra e, şey yapalım, bu akşam sonlandıralım. E, buyurun Cem hocam. Merhabalar. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor. Bu detaylı paylaşımlar için öncelikle teşekkür ediyorum. Oldukça faydalı bilgilerdi bence kendi adıma. Ben şeyi merak ediyorum. Ben oraya çalışma vizesiye geçiyorum. Ve uzun da uzun bir süre orada kalacağım. Merak ettiğim soru, hiç çevrenizde evcil hayvanını getiren bir tanıdığınız ya da bununla alakalı bir tecrübeniz oldu mu? Biraz spesifik bir soru aslında ama benim için önemli bir şey. Tabii tabii önemli bir konu o da. E, ya benim şahsen yok ama şöyle yapalım. E, ben size WeChat hesabımı vereyim. E, siz de e, bana beni eklersiniz WeChat'ten. Muhakkak bizim Türk gruplarında veya diğer yabancı arkadaşlarımız arasından tecrübe etmiş olan vardır. Ben sizin onunla iletişime geçmenizi sağlayayım. Öyle bir yardım olur. Tamamdır. Çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şu ee, chat kısmına WeChat hesabı'mı yazıyorum. Ee, herkes ekleyebilir. Oradan burada soramadığınız sorularınız varsa e, onları da iletebilirsiniz. Ee, o zaman çok teşekkürler arkadaşlar ya, katın. Hocam çok küçük bir şey daha soracaktım da bu e, WeChat hesabı açmak için. İlla de bir e, illaki de bir Çinli bir vatandaş hocam bize referans olmamız gerekiyor mu acaba? Çinli değil, ee, Çinli değil. Size daha önce WeChat kullanmış bir kişinin referans olması gerekiyor. He. Ee, bu konuda da yine çöp Grup ama Töp Grubuna WeChatiniz olmadan giremezsiniz. Ee, Instagram hesabına yazın, bizim Instagram evet, hesabını evet, evet. yazın, Türk Öğrenci Birliği'nin Instagram hesabına. Oradan iletişime geçelim sizle. Gruplara iletelim. Uygun olan bir kişi sizi WeChat'ten onaylasın. WeChat açmanız An için. Abi, hesabımı e demirci mi aktarayım hocam? Siz Instagram'dan yazın. Bize oradan konuşalım. evet, evet. tamam hocam. Evet. Şimdi resmi değil mi? Evet evet hocam. Çin Türk Öğrenci tamam. Birliği e Instagram'da. E diğer sorun yaşayan arkadaşlar da yazabilirler. E WeChat onayı konusunda yardımcı olalım. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler arkadaşlar, katılan, dinleyen, yorum yapan, kendi tecrübelerini paylaşan arkadaşlara. E, bence e, verimli bir etkinlik oldu. Etkinlik sırasında söylediğim gibi, töbe üye olmanızı, işte görev almanızı e, veya etkinliklerimize katılmanızı çok isteriz. E, diğer Türk öğrencilere de böylece sizin de faydınıza dokunur. E, yeni etkinliklerde, yeni çalışmalarda görüşmek üzere. WeChat hesabımı paylaştım. Diğer arkadaşlar da e, paylaşabilir, birbirimizi ekleriz. E ee, sorularınızı yine oradan da iletebilirsiniz. Çok teşekkür Çağlar. ediyorum. Tamam. Çağlar, kapatmadan ee, önce bir fotoğraf alsak güzel olabilir aslında. Olur. Müsait olan arkadaşlar e, şeylerini açabilirler. Kameralarını açabilirler. Kim çekiyor? Ekrem sen mi çekiyorsun? şimdi. Galiba bu kadarız. 3-2-1 Çek. Tamam hocam. Teşekkürler. İyi oldu Ekrem hatırlattığın. Ee, herkese çok teşekkürler katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.